Selamlar arkadaşlar. Ara ara size çocuklarınıza Türkiye'den evlenme talebi gelirse dikkatli davranın diye videolar çekiyorum. Şimdi size birini göstereceğim. Biraz edepsizce konuşan bir arkadaş ama kusura bakmayın artık. Onu bir izleyin. Onun üzerine ben de bir şeyler söyleyeceğim. Gelmek istiyorum vizem yok. Para da yok. Nasıl gelebilirim diyen Abi Amerika'ya gelmek istiyorum vizem yok. Para da yok nasıl gelebilirim diyen kardeşlerim size en garanti yoldan ve en basit, en masrafsız yoldan bahsediyorum. Sadece 50 TL lazım. Telefon tüm gün elinde kardeşim. Hemen indiriyorsun bir Yapıyorsun konumunu Amerika. He bu arada Gold Plus alman lazım. Bu da 50 TL bir şey. Ne olacak kardeşim? Buraya geleceksin. O kadar da olsun. En kritik noktam, en kritik noktadan bahsediyorum kardeşim benim yaş aralığını 40 ila 80 miden kaldırıyorsa 90 100e kadar çıkarman lazım. Ben 100'e kadar çıkardım kardeşim benim. Benim mide kaldırıyor. Sizin mideyi bilemem kaça kadar kaldırır ama en az 40. Sonra başlıyorsun kaydırmaya. Hiç fark etmez. 100 kilo, 150 kilo, 200 kilo. Kardeşim yapacaksın o bedeli ödeyeceksin kardeşim. Ben burada 2 ay 80 yaşında karıyla evlilik aldım. Ne Buna katlanman lazım buraya gelmek istiyorsan mecbur. Eş Eşleştiklerine de bireye gerek yok. Aç translate'i kardeşim benim. Translate'den çevir çevire yaz. Biraz muhabbeti ilerlettikten sonra de ki gel Türkiye'ye yanıma tatile. Orada güzel bir hakkını veriyorsun. Sonrasında evlenip geliyorsunuz. Bu kadar dünyanın en basit şeyi kardeşim. Tüm gün elinde telefon var beni izliyorsun. Beni izleyeceğini aç şu ya. Evet şimdi bu arkadaş bunu Amerika için söylemiş. Aynısı Almanya için de geçerli veya başka ülkeler için de geçerli, fark etmiyor. Hem böyle evlenmek isteyen insanların müracaat ettiği sayfalar üzerinden bunu yapıyorlar, hem de sosyal medya üzerinden bunu yapıyorlar aynı zamanda. Tabii yazın Türkiye'ye gelen, gurbetten Türkiye'ye gelen insanlara da yapıyorlar aynısını. Nasıl bir ağızla konuştuğunu, ne kadar midesiz olduğunu kendiniz gördünüz. Kendi ağzıyla söylüyor zaten. Benim midem kaldırıyor diyor. Yani 90 yaşındaki kadınla birlikte olmayı, 85 yaşındaki kadınla birlikte olmayı yeter ki işte yurt dışına bir vize alabilmek veya işte oradaki bir oturumu elde edebilmek adına ne kadar edepsiz ve hayasız davranabildiklerini kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Yani ben böyle videolar yaptığım zaman işte bazen bana tepki gösterenler de oluyor tabii herkes beğenecek diye bir şey yok. Ya sen niye böyle söylüyorsun? Herkes öyle değil falan. Ya herkes öyle değil. Biz de biliyoruz herkes öyle değil ama çok fazla böyle olan var. Üzerimize düşen vazife madem böyle bir kanalımız var, insanlara ulaşabiliyoruz o zaman işte bu konuda belki de insanları uyarmaktır bizim üzerimize düşen. Biz de bunu yapıyoruz. İşte bu tarz insanlar kendi ağızlarıyla ne kadar hayasızca ve edepsizce davranabildiklerini kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Aynı zamanda sadece kendisi yapmıyor, başkalarını da bu edepsizliğe teşvik ediyor. İşte ben de tam bu noktada diyorum ki sizin çocuğunuz, sizin kızınız veya oğlunuz da böyle bir edepsiz insana denk gelebilir ve çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilir. Nihayetinde sonra çocuğunuzun psikolojisini düzeltmekle uğraşırsınız. Hayatınız alt üst olur. Bir sürü sorunlarla boğuşmak zorunda kalırsınız. Onun için herkes olduğu yerde evlensin, olduğu yerde mutlu olsun. Bence elbette Türkiye'de de çok güzel karakterli, dürüst insanlar var. Ama onlara denk gelecek misiniz? Mesele biraz da bu. Biz uyarımızı yapmış olalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eyvallah.